sanat, duygularımızı ortaya özgün bir eser koyarak ifade etme biçimlerinin tümüne sanat denir. Biçimler. Hangi biçimler? Resim, heykel, müzik, tiyatro, sinema, edebiyat. Güzel olmak zorunda olmadığı için çok güzeldir sanat. Bakınız estetik, botoks, liposuction, silikon. Estetik nedir? Ameliyat mıdır? Değildir, ameliyat değildir. Ama aklımıza ilk ameliyatın gelmesi çok normaldir. Estetik, güzelliğin bilimsel dilidir. Çünkü güzellik görecelidir. Neye ve kime göre güzel? Bir de sanat sanat için midir yoksa sanat toplum için midir klişesi var. Başka klişe kaldı mı? Ben güzel miyim? Güzelsen ne kadar güzelim? Kaç kilo güzelim? Güzelliğinin kilomla bir alakası var mı? Popüler kültür, sen yok musun sen? Mısır piramitleridir sanat. Süleymaniye Camii'dir sanat. Mona Lisa'dır sanat. Sanat, birbirlerini hiç tanımayan insanların birbirlerine bıraktıkları mirastır. Şimdi bilim, sanat ve felsefe, bunlar üç yakın arkadaş aslında. Bilim diyor ki, en çok bana soracaksınız. Ben ispat ederim, ben ölçerim, ben bilirim. Saksı değilim ben. Felsefe ise, hop dostum bir rahat ol, bir düşün, bir oku, bir etrafına bak. Nesin sen, kimsin, nereden geldin diyor. Peki sanat ne yapıyor? Felsefeyi bir abisini dinler gibi dinliyor, bilimden bir makas alıyor ve yoluna devam ediyor. İşte olayın özü bu. Sanat devamlı yürür, devamlı ilerler. Arkasından kimin geldiğine bakmaz, onunla ilgilenmez. Sanat özgürdür. Gerekliliği zaman zaman sorgulansa da gelişmiş ülkeler sanatı çok önemserler. Sanat farklıdır. Sanat ölçmez ama değerlendirir. Sanat evrenseldir. Herkese aittir sanat. Tamam, müzayedelere çıkar, satılır, alınır, meta olur, her şey olur. Ama özü sana aittir, insana aittir. Sanat, tuvaldeki boyadan, yönetmenin kamerasından, heykeltıraşın çamurundan, kulağımızdaki melodiden, kağıttaki mürekkepten ayrı bir şeydir. Eserin özüdür sanat. Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Mustafa Kemal Atatürk.